Operation London Bridge begins. Londra Köprüsü operasyonu başladı. Britanya monarkının ölümünden sonra uygulanacak süreç, yapılacak işler böyle tanımlanıyor. Adı Londra Köprüsü operasyonu. Monark öldüğünde güvenlik birimleri arasında bir de parola var. Londra Köprüsü çöktü. Bu parola da verildi. Britanya monarşisinin en uzun süre tahta kalan monarkı Kraliçe 2. Elizabeth dün öğleden sonra İskoçya'daki Balmoral malikanesinde son nefesini verdi. Buckingham Sarayı akşam saatlerinde Kraliçe Elizabeth'in 96 yaşında İskoçya'daki Balmoral şatosunda huzur içinde öldüğünü, Kral Charles ve refakatçi kraliçe Queen Comfort, kralin eşi, kralın eşi Camilla için böyle diyorlar. Bu ikisinin geceyi Balmoral'da geçirdikten sonra Londra'ya gideceklerini açıkladı. Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth ayakta öldü desek yeridir. Hayatının son günlerine kadar çoğu resmi görev olmak üzere faaldi. Son olarak yeni başbakanı Balmoral'de kabul etmişti. Babasının ölüm haberini ve kraliçe olduğunu müstemlekeleri Afrika'daki Kenya'dayken öğrendi. 1952'de kraliçe olduğunda, 1953'te tahta çıktığında dünyanın bir ucundan Kanada'dan Yeni Zelanda'ya kadar çok sayıda ülkenin hükümdarı veya devlet başkanıydı. Dün öğleden sonraya kadar bile yine Kanada'dan Yeni Zelanda'ya kadar dev bir coğrafyada 150 milyonun devlet başkanıydı veya hamisiydi Kraliçe Elizabeth. Hükümdarlığında çeşitli krizler de yaşadı. Kızı en boşandı, kriz çıktı. Oğlu Charles boşandı, kriz çıktı. Prenses Diana'nın ölümünde halk ağlarken sarayından çıkmadı. Tepkisiz kaldı, büyük eleştiri aldı, sonra halkın beklentisine uydu. Dünyanın en uzun süre tahta kalan monarkı Fransız 14. Louis'den sonra tarihin en kıdemli ikinci hükümdarı Elizabeth'in ilk başbakanı İngilizlerin efsanevi ismi Winston Churchill'di. Son başbakanı ise 15. Liz Truss İkinci Dünya Savaşı'nda babası 6. George kralken kendi isteğiyle as değmen olarak üniforma giydi. No 230 873 o yıllarda askerlik sicil numarasından ötürü halk nezdinde haberlerde böyle bilinirdi, böyle anılırdı. Annesi kraliçenin araç takımında sürücü ve hatta tamirciydi. Ve devlette devamlılık esastır ama monarşilerde daha bir esastır ve geçiş hızlıdır. Dünyanın tacı en uzun süre bekleyen veliahtlarından 73 yaşındaki Charles 70 yıldır bekliyordu. Annesi ölür ölmez Kral olarak anıldı. Başbakan dahil resmi makamlar kraliçe öldü. Yaşasın kral deyişini hatırlatırcasına tek tek God save the king, Tanrı kralı korusun açıklamaları yaptılar. Televizyon haber yayıncılarının meraklı olanları arasında bilinir. İngiliz yayın kuruluşu BBC, kraliçe öldüğünde yapılacak yayını yıllar önce planlamıştır, 60'lı yıllar olsa gerek. Ve bu plan her yıl gözden geçirilir. Sunucuların matem kıyafetleri daima gardıroplarında hazır bulunur. İşte yıllar önce planlanmış yayın akışının uygulanışı. The flags are being lowered. İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Kraliçe'nin sağlığıyla ilgili özel yayındaydı. BBC ölüm haberini önce sessizce verdi. Bayrağı yarıya indirilmiş Buckingham Sarayı'nın görüntüsüyle. Ve matem giysileriyle kıdemli sonucu Hugh Edwards resmi açıklamayı izleyiciye aktardı. A few moments ago. Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Kralice Elizabeth Sunucu tarafından görüntüler üzerine anlatıldıktan sonra, kraliçe ölürse diye yıllar önce planlanan ve her yıl gözden geçirilen yayın akışına geçildi. Siyaha düşüldü. Ekrana siyah beyaz haber yazısı getirildi. Bu yazı üzerine sunucu, BBC normal yayını keserek sizlere önemli bir duyuru yapıyor, dedi ve devam etti. Burası BBC Haberler Londra haberi tekrar verildikten sonra yeniden siyaha düşüldü. Ardından Britanya Milli Marşı ile özel yayına geçildi. Kraliçe 2. Elizabeth ölür ölmez daha duyurunun ilk anlarında oğlu Charles anında kral 3. Charles olarak dile getirildi. Aynı isimlendirmeyi Birleşik Krallığın çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss da ortaya koydu. Bununla da yetinmedi. Kralına sadık olacağını duyurdu. Ama arşivler unutmamıştı. ...genç bir politikacı olarak monarka verip veriştiriyordu. Yıl 1994. İngiltere'de Liberal Demokrat Parti'nin kongresi. Kürsüde 19 yaşında siyasete ısınan parti üyesi bir genç var. Adı Liz Truss. İngiltere monarşisi hakkında konuşuyor. Tepkili. And we were filmed asking members of the public what they thought about the monarchy. We came across a group of three people. I'd say they were around 50, 60, looked fairly middle class, rather smart, in fact, rather reactionary to be perfectly frank. We asked them their opinion of the monarchy. Do you know what they said? They said, abolish them. We've had enough. But believe it or not, conference, they didn't say this once. We met another group of people, and another group of people, and all three groups of people said, abolish the monarchy. In fact, conference, single İngiltere'de 2. Elizabeth'in tahtta olduğu yıllarda ateşli bir monarşi taraftarı olan bu genç, yıllar sonra Majesteleri kendisini başbakan olarak atamasından birkaç gün sonra monarşinin başının ölümü nedeniyle matem giysisiyle kendi resmi konutunda açıklama yaptı. And to the world Queen Elizabeth II was the rock. Aldıkları haberden sonra perişan olduklarını belirtti. Modern Britanya'nın kuruluşunda Kraliçe'nin Britanya'nın büyüklüğünde büyük bir payı olduğunu belirtti. Övgüler dile getirdi. Geçmişin ateşli monarşi taraftarı bugünün başbakanı Bayan Truss, krala sadık olacaklarını belirttikten sonra taziye konuşmasının sonunda o ünlü monarşik sözü dile getiriyor. Tanrı kralı korusun. Exactly as Her Majesty would have wished by saying the words, God save the King.